8. sınıflar, bu dersimizin konu başlığı doğrusal ilişkiler. Doğrusal ilişkiler konumuza başlarken bir tablo görüyoruz. Tabloda bir aracın zamana bağlı yol değişimi gösterilmiş. Yani bir zaman ve iki yol olmak üzere iki adet değişkenimiz var. Peki hemen bakalım, iki değişken arasında grafik çizildiğinde bir doğru elde ediliyorsa bu iki değişken arasında doğrusal ilişki vardır demiş bize bilgide. Peki burada iki adet değişkenimiz var. Bunların arasında doğrusal ilişki olup olmadığını bulmak için hemen ne yapıyorum? Bir grafik çiziyorum. Biz tabloları grafiğe aktarmayı zaten öğrenmiştik. Burada ne yapıyorum? X eksenine, yani absesimize zaman, saat cinsinden ve ordinatımıza, yani y eksenimize ne yazıyorum? Yol yazıyorum. O da kilometre cinsinden olacak. Şimdi hemen zamanı buraya yerleştiriyorum. Sıfırdan başladık. Sonra ne oldu? 1, 2, 3 ve 4 saat gitmiş. Ve bu 4 saatte ne olmuş? Şimdi birinci saatte 40 kilometre yol almış. Yani birinci saatte 40 kilometreyi ne yapıyorum? Bu şekilde kesiştiriyorum ve burasını ne yaptım? İşaretledim. Şimdi bunlar sıfırdan başlamışlardı. Peki ikinci saatte ne olmuş? İkinci saatte 80 kilometre yol almış. Üçüncü saatte ne olmuş? 120 kilometre yol almış. Ve dördüncü saatte, biraz uzatalım. Dördüncü saatte, pardon, 80 neydi? Burası 120 idi. Ve dördüncü saatte ne olmuş? 160 kilometre yol almış bizim aracımız. Dolayısıyla ben bunun grafiğini çizerken ne yapıyorum? Sıfırdan başlıyorum. Noktalardan geçmek üzere bu şekilde ne yaptım? Grafiğimi çizdim. Gerçekten de grafiğim bir doğru şeklinde oldu. Dolayısıyla evet, bu iki değişken arasında ne diyorum? Doğrusal ilişki vardır diyorum. Peki doğrusal ilişki grafiklerinde o zaman ne olacak? Grafiğimiz doğru şeklinde olacak. Böyle olabilir. Yani şöyle bir doğru olabilir. Doğrum şuradan da başlayabilir. Ne olabilir? Şöyle de olabilir. Ne olabilir? Şöyle de olabilir. Yani dolayısıyla şöyle eğri büğrü doğrular olmayacak. Bir alçalıp bir artan doğrular olmayacak. Yani şekiller olmayacak. Tamamen bu şekilde doğrusal bir ilişki dediğimizde doğru şeklinde çıkacak grafiğimiz. Peki hemen bakalım, doğrusal ilişkiyi gösteren denklemlere doğrusal denklemler denir ve y eşittir ax artı b şeklinde denklemlerimiz olacak. Şimdi biz geçen dersimizde koordinat sistemimizi görmüştük değil mi? Y diye ne diyorduk? Y eksenine, yani ordinatına diyorduk. Yani şurası y ekseni ve şuraya x ekseni demiştik. Dolayısıyla x'teki değerlerimiz ne olacak? Buradaki x değerine verilecek. Peki y'deki değerlerimiz ne olacak? X'e değer verdiğimde ben bu denklemden neyi bulacağım? Y'yi bulacağım. Dolayısıyla ben x'e değer verdikçe, yani birinci saatte kaç kilometre gitmişim diye sorgularken ne yapacağım? Buraya x'e 1 yazacağım. Peki dördüncü saatte kaç kilometre gittiğimi görmek istersem ne yapacağım? O zaman x yerine 4 yazacağım. Dolayısıyla ben burada x'e kendi keyfiyetten değerler verebilirim. O zaman ben x'e ne diyorum? Bağımsız değişken diyorum. Peki x'e değer verdikçe ben neyi bulacağım? Y'yi bulacağım. Dolayısıyla y neye bağımlı? X'e bağımlı. Ben x'e kaç verirsem y'yi o şekilde bulacağım. Dolayısıyla y'ye de ne diyeceğim? Bağımlı değişken diyeceğim. Peki buradaki grafiğimizin hemen denklemini bulmaya çalışalım. Şimdi burada ne var? Y eşittir diyorum. Ax artı b olacak. Şimdi b bu denklemimizde olmayacak. Bunu birazdan daha detaylı açıklayacağım. Fakat burada şöyle düşünebilirsiniz. Sıfırdan başladı ikisi de. Sonra 1'e 40 oldu. Bu şekilde devam etti. Yani ekstra bir 40 kilometreden başlamadı. Dolayısıyla bu denklemimde şu anda bir sabit yok. Dolayısıyla ne yapacağım? Y eşittir AX'e odaklanıyorum. Şimdi burada bakalım, yolumuz kaçar kaçar artmış. 40'ar artmış. Dolayısıyla ne diyorum? Y eşittir 40X diyorum. Peki şöyle düşünelym. Diyelim ki Y'ye ben, pardon, X'e ben 2 değerini verdiğimde, zaman biliyorsunuz X'teydi. 2 değerini verdiğimde kaç bulmam lazım? 80 bulmam lazım y'yi. Çünkü burası x, burası y'ydi. Hemen bakıyorum, 2 çarpı 40. Evet, gerçekten de y'yi 80 buldum x'e 2 verdiğimde. Bakalım x'e 4 verdiğimde ne bulmam lazım? Y'yi 160 bulmam lazım. Hemen bakalım, 40 çarpı ne verecektim? 4. 4 kere 4 16. Y'yi gerçekten 160 buldum. Dolayısıyla aslında bu grafik bize hani verilmeyen
zaman dilimlerinde kaç kilometre yol alacağını da bulduracak. Diyelim ki ben 10. saatte kaç kilometre yol alır acaba diye düşünüyorum. Hemen ne yaptım? X'in yerine, yani zamanın yerine 10 yazdım. 10 çarpı 40'tan 10 saat giderse o zaman 400 kilometre yol alır diye bu şekilde bulmuş oldum. Aşağıda verilen örneklerdeki değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterelim demiş. İki farklı örneğimiz var. İki farklı denklem ve iki farklı grafik elde edeceğiz. Şimdi ilkine baktım. İlkinin ikisi de 0 ve 0'dan başlamış. Ve bakın, onar kat, onar kat, onar kat artarak devam etmiş, değil mi? Dolayısıyla buradaki denklemim benim y eşittir ax şeklinde bir denklem olacak. Peki buradaki a ne olacak? Kaçar kaçar artmış. Bakın, onar onar artmış. Demek ki 10 olacak. Yani y eşittir 10x şeklinde bir denklemim olacak. Peki burada x yerine örneğin buradaki 4'ü koydum. 4 çarpı 10 dedim ve ne çıkmış oldu? Buradaki y'nin değeri olan 40 çıkmış oldu. Demek ki doğru bir denklem kurmuş oldum. Peki grafiğine bakalım. Grafiği x sıfırdan başlayacak. Şurası x. 1, 2, 3 ve 4 olarak devam edecek. Y ise yine sıfırdan başlayacak. 10, 20, 30 ve 40 olarak devam edecek. X 1 iken y 10, x 2 iken y 20, x 3 iken y 30 ve x 4 iken y ne olacak? 40 olacak. Dolayısıyla buradaki denklemim ne olmuş oldu? Bu şekilde doğru şeklinde bir doğrusal grafik olmuş oldu. Denklemim dedim. Grafiğim doğrusal grafik olmuş oldu. Peki diğer örneğime baktım. Şimdi diğer örneğimde ikisi de sıfırdan başlamamış. Denklemim biraz daha farklı olacak. Buradaki denklemim y eşittir ax artı b şeklinde bir denklem olacak. Buradaki b ne olacak? Şuradaki fazlalık olacak. Dolayısıyla b'yi buldum. 600 olacak. Peki a'yı nasıl bulacağım? Kaçar kaçar artmış bakalım. Yüzer yüzer artmış. Dolayısıyla 100x artı 600 eşittir y olacak. Bakalım x yerine şuradan 3 koyalım örneğin. 3 çarpı 100 artı 600 kaç olacak? Burası 300 artı 600 kaç olur? 900 olur, değil mi? Dolayısıyla y'yi 900 bulduk. Evet, x 3 iken y 900'dü. Dolayısıyla evet, buradaki pardon şu denklemimiz doğru olmuş oldu. Burada denklemimiz y eşittir 10x'te. Peki grafiğini çizecek olursak nasıl yaparız? Şimdi x burada sıfırdan başladı. Sıfırdan başladı. 1, 2, 3, 4 olarak devam etti. Y ise 600'den başladı. 700, 800, 900, 1000 olarak devam etti. Şimdi y burada şöyle yapalım. 600'den başladığına göre x 1 iken y 700 değil mi şurası? X 2 iken y 800, x 3 iken y 900 ve x 4 iken y kaç? 1000. Dolayısıyla buradaki doğrusal grafiğim nereden başlayacak? 600'den başlayacak. Bu şekilde devam edecek. Dolayısıyla bu denklemle bu grafiğe ve şu denklemle yine şu grafiğe dikkat edelim. Para biriktirmeye karar veren Canan kumbarasına her gün 5 TL para atıyor. Buna göre Canan'ın bir hafta boyunca yaptığı birikimin grafiğini çizelim demiş. Başlangıçta Canan'ın 20 TL'si olsaydı grafik nasıl olurdu? Şimdi iki ayrı grafik çizeceğiz. Bunlardan bir tanesi Canan her gün para biriktirmeye sıfırdan başlayacak. Ve kaç günü var? Bir haftası, yani 7 günü var. Buna gün diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Peki her gün 5 TL atıyormuş. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 diye bu şekilde devam etti. Şimdi her gün 1 TL atıyorsa o zaman ne olacak? Birinci gün 5 TL. İkinci gün 10 TL. Üçüncü gün 15 TL. Dördüncü gün 20 TL. Beşinci gün 25 TL. Altıncı gün 30 TL. Ve yedinci gün ne olacak? Yedinci günde 35 TL'si olacak. Sıfırdan başladığı için grafiğimiz bu şekilde bir doğrusal grafik olmuş oldu. Peki denklemi nasıl olurdu? Y eşittir. Kaçar kaçar artmıştı? Beşer beşer artmıştı. Dolayısıyla 5x olmuş olur grafiği. Bakalım deneyelim. Diyelim ki dördüncü günde
Ne kadar birikimi olmuş diye bakalım. 4 çarpı 5'ten ne olacak? 20 olacak. Bakalım 4. günde gerçekten de 20 TL'si birikmiş. Demek ki denklemimiz doğru olmuş oldu. Peki başlangıçta eğer Canan'ın 20 TL'si olsaydı, o şekilde olduğunda ne olurdu? Bu TL'ydi. Şimdi bu TL bu gün. Peki yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günümüz var. Başlangıçta 20 TL'si olacaktı. Sonra 25, 5'er 5'er arttığı için. 30, 35, 40, 45, 50, 55 bu şekilde gidecekti. Şimdi başlangıçta 20 TL'si olduğuna göre o zaman birinci gün ne olacaktı? 25 olacaktı değil mi? Çünkü birinci gün 5 TL attı. İkinci gün 30 olacaktı. Üçüncü gün 35, dördüncü gün 40, beşinci gün 45, altıncı gün 50 ve yedinci gün ne olacaktı? 55 TL parası olmuş olacak. Dolayısıyla bizim doğrusal denklemimiz nereden başlamış olacaktı? 20'den başlamış olacaktı. Peki bunun denklemi ne olacaktı? Y eşittir. Şimdi burada bir 20'miz var. 20 artı yine kaçar kaçar artıyor? 5'er 5'er artıyor. O zaman y eşittir 20 artı 5x olacaktı. Bunu da deneyelim. Diyelim ki 6. gün Canan'ın kaç parası olmuş olacaktı? Ne yapıyorum? Burada 5 çarpı 6 artı 20 diyorum. 5 kere 6 30 artı 20 eşittir. Ne olur? 50 olur. Bakalım 6. gün 50 TL'si mi vardı? Evet, 6. gün 50 TL'si vardı. Peki şunu da hesaplayabiliriz. Diyelim ki 20. günde kaç TL'si olur deseydim eğer. Denklemi yazıyorum. Y eşittir 20 artı 5x. 20. gün dediği için ne yapıyorum? X'in yerine 20 koyacağım. Artı 20 diyeceğim. Eşittir Y. 5 kere 20 kaçtır? 100. 20 daha. Demek ki 20. günde 120 TL'si olur diyeceğim. İçinde 10 ton su bulunan bir havuzda her 1 saatte 4 ton su akıtan bir musluk açılmıştır. Buna göre havuzdaki su miktarı ve saat arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklemi bularak grafiğini çizelim demiş. Hemen bakalım. Grafiği hazırlayalım ve denklemi bulalım. Şimdi burası ne olsun? Burası saat olsun. Yani zaman. Zaman. Saat cinsinden olsun. Burası da su miktarı ton cinsinden olsun. Şimdi içerisinde 10 ton su varmış. Peki her 1 saatte de 1, 2, 3, 4 saat yapalım. 1, 2, 3, 4 saat. Her 1 saatte 4 ton su akıtıyormuş. Yani kaçar kaçar artacak su miktarı 4'er 4'er artacak değil mi? Burada 10 ton su varsa eğer 14 olacak. 18 olacak, 22 olacak ve bu şekilde devam edecek. Şimdi bakalım. İçinde 10 ton varmış. O zaman birinci saatin sonunda ne olacak? 14 olacak. İkinci saatin sonunda 18 olacak. Üçüncü saatin sonunda 22 olacak. Dördüncü saatin sonunda ise 26 olacak. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bu şekilde doğrusal grafiğini çizmiş oldum. Peki denklemine bakalım. Y eşittir AX artı B şeklinde bir denklem değil mi? Çünkü içinde 10 ton su vardı. Dolayısıyla buradaki B ne olacak? 10 ton olacak. Artı kaçar kaçar artmıştı? 4'er 4'er artmıştı. Dolayısıyla 4x artı 10 eşittir y diyorum. Bakalım doğru mu? Örneğin 4 koyalım yerine. 4 çarpı 4 artı 10. Yani 4. saatte bakalım ne kadar su birikmiş. 4 kere 4 16. 16 10 daha 26. 4. saate bakıyorum. Evet 26. O zaman denklemimiz bu şekilde doğru olmuş oluyor. Deposu 40 litre yakıt alan bir araç her 1 kilometre yol aldığında 0,2 litre yakıt harcıyor. Buna göre benzin miktarı ile yol arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklemi bularak grafiği çizelim demiş. Şimdi ilk önce bu sefer denklemi bulalım. Neydi? Y eşittir AX artı B'ydi denklemimiz. Yalnız burada farklı bir şey var. Şimdi burada deposu 40 litreymiş ve ne yapacak? Yakıt harcayacakmış. Dolayısıyla azalacak. O zaman ne yapacağım? Şimdi burada AX artı B olayında farklı düşüneceğim demek ki. Şimdi burada 40 litre içinde varsa eğer 40 litre buradaki B olacak. Dolayısıyla ben burada 40 eksi diyeceğim. Çünkü her 1 kilometrede 0,2 litre harcayacakmış. Yani bunu
atacak. Dolayısıyla eksi diyorum. O zaman her bir kilometrede 0 tam onda 2 harcayacağına göre 0 tam onda 2 x diyorum ve bu nedir? Y'ye eşittir. Peki bunun grafiğini çizerken ne yapacağım? Denklemimi bu şekilde oluşturdum. Şimdi grafiğini çizerken şunu yapacağım. Burası x olacak, burası y olacak. Kaç şeyle başlıyorum? Kaç litre yakıtla başlıyorum? 40 litre yakıtla başlıyorum. Burası yakıt. Burası da kilometre değil mi? Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Birinci kilometre, ikinci kilometre, üçüncü kilometre ve dördüncü kilometre. Hemen bakalım. Birinci kilometrede ne olacak? 40 eksi 0 tam onda 2 çarpı 1 olacak. 0 tam onda 2 çarpı 1, 0 tam onda 2. Bunu 40'tan çıkardığımda ne olacak? 39 tam onda 8 olacak. Bu da ne olacak? Yakıt miktarı yani Y. O zaman ne olacak? İlk birinci saatte 39 tam onda 8'e düşmüş olacak. Yani bu şekilde grafiğimi başlatacağım. Yani 40'tan başlıyor, bu şekilde gitmeye devam edecek. Bakalım ikinci saatte ne olacak? O zaman buraya 2 koyuyorum. Yani 0 tam onda 2 ile 2'yi çarpacağım. 0 tam onda 2 çarpı 2 ne olacak? 0 tam onda 4 olacak. Dolayısıyla 40'tan ne yapacağım? 0 tam onda 4'ü çıkaracağım. Bu da kaç olur? 39 tam onda 6 olur. Dolayısıyla y'nin ikinci değeri 39 tam onda 6 olmuş oldu. Yani burası hep 0, 0,2, 0,2, 0,2 olarak azalacak. Sonra ne olacak? 39 tam onda 4 ve 39 tam onda 2 olacak. Dolayısıyla birinci kilometrede 39 tam onda 8, ikinci kilometrede 39 tam onda 6. Şu ikinci kilometrede kalan yakıt. Üçüncü kilometrede kalan yakıt 39 tam onda 4 ve dördüncüsünde ne olacak? 39 tam onda 2 olacak. Bu şekilde bunları da birleştirelim. Bu şekilde birleştirdik. Daha sonra ne yapıyoruz? Yine grafiğimi bu şekilde çiziyorum ve ne olmuş oluyor? Doğrusal bir grafik elde etmiş oluyor. Şimdi yakıt sorularında veya bir havuzdan su boşaltılıyorsa o zaman grafiğimiz boşaldığı için ne yapacak? Aşağı doğru gidecek ve buradaki AX artı B'yi bu şekilde düzenlemeyi unutmayacağız. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.